3 4 5 yayınlarının hazırlamış olduğu onlu AYT denemesinin hadi gel edebiyat sorularını çözelim. İlk soruya bakıyoruz. Sorumuz diyor ki bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisini destekleyen bir durumdan söz edilmektedir? Hemen metni okuyoruz. Bilinen yöntemlerle postmodern anlatılara yaklaşıldığında büyük bir hiçlik ve geri dönülme riski vardır. Bu metinler eline kahvesini alıp kanepeye uzanarak kitap okuyan okurlara çok yabancıdır. Metroda ayakta dururken bir eli tutamakta diğer eli kitapta olan okurlar da postmodern yazarların okurları değildir. Şimdi postmodern anlatılardan, eserlerden, romanlardan, hikayelerden bahsediyor ve diyor ki ya böyle elinde kahveyle uzanarak okuyamazsın. Neden? Ya da otobüste yolculuk ederken okuyamazsın. Oraya kendini odaklaman gerekir şeklinde ben yorumladım. Hadi bakalım hangi şıkta bu durumu destekleyen bir ifade var? A'yı okudum. Postmodern yazarlar kalabalık şehir yaşamının birey üzerindeki tesirlerine odaklanarak karmaşık bir olay örgüsü oluşturmayı amaçlar. Şimdi burada kalabalık şehir yaşamı vesaire bunlardan bahsetmedi. Yani tam olarak bunu destekleyen bir ifade diyemeyiz. Eksi verdim. Bir anlatının okunurluğunu sağlayan unsurların başında bilinmezlik gelir ki ya böyle bir şey yok. Yani bu sonuca da ulaşamayız. Bu bunu destekler de diyemeyiz. Eksi verdim. C bakıyorum postmodern yazarların oluşturduğu metinlerin okunması ve anlamlandırılması oldukça zordur. O yüzden şöyle elinde kahveyle uzanarak okumak ya da otobüste okumak buna uygun değildir diyor. Dolayısıyla bu olabilir. Şöyle soru işaretini bıraktım. Diğerlerine de bakacağım. Hemen atlamıyorum. D. Bir metnin kapalı ve zor anlaşılır olması onun postmodernist unsurlarla oluşturulmasına bağlıdır. Ya bunu söyleyebilir miyiz? Buradan bunu mu çıkaracağız? Tabii ki hayır. Eksi verdik. Edebiyatta yeniliklere açık olan postmodern yazarların eserleri okuyucuda her zaman bir yabancılık duygusu uyandırır diyor. Yani bu sonuca ya da buradan ulaşmak mümkün değil. Ya da yukarıdaki o hani altını özellikle çizdiğim hani kolay okunamaz, zor, kendini vermen gerekiyor, yorumlaman gerekiyor, oraya odaklaman gerekiyor şeklinde ifadeleri desteklemiyor. Dolayısıyla eksi verdik C'ye tekrar bakıyorum. C ne diyordu? Postmodern yazarların oluşturduğu metinlerin okunması ve anlamlandırması oldukça zordur. O yüzden uzanarak okuma, otobüste de okuma çok fazla anlayamazsın. O zaman cevabımız C. Sorumuz diyor ki bu parçadaki numara almış cümlelerle ilgili aşağı yukarıdan hangisi söylenemez? Söylenemez diyor ya şöyle yuvarlak içerisine aldım. Bu tarzdaki sorularda öncelikle şıkkı okuyoruz sonra yukarıdaki metni bakıyoruz. Söylenir mi söylenmez mi artı eksi verip devam ediyoruz. Mesela A'ya baktım. Birinci cümlede nüfusun dinamik olduğu dile getirilmiştir. Okuyorum. Nüfus süreç içinde değişen ve hareket eden toplumsal bir olgudur. Dinamik hareketli anlamına gelir. Dolayısıyla yukarıdaki cümlede de aynı şeyi söylüyor. Artı bıraktı. 2. İki, ikinci cümlede nüfusun bilinenden daha fazla önem içerdiği ifade demiştir. Bakalım nüfus herkesin dile getirdiğinin aksine bir bölgede hayatını devam ettiren insan sayısını belirtmenin çok ötesinde bir anlam ve ehemmiyet yani önem taşımaktadır. Bak bilinenin çok ötesinde diyor. Dolayısıyla bu da söylenebilir artı bıraktık. C'ye geçtim. Üçüncü cümlede ülke nüfusunun tanınması için saplanması gereken parametrelere yer vermiştir. Hemen bakıyoruz. Bir bölgede veya ülkede yaşayan nüfusun öğrenim durumu, iş hayatı ve meslek dallarına göre dağılımı, kır şehirde yaşama ve cinsiyet oranı gibi özelliklerin belirlenmesi ülkedeki nüfusu tanıma açısından son derece önemlidir. E burada da ülke nüfusunun tanınması ve saptanması için hangi kriterler e, yer almalı şeklinde bir ifade vardı. Üçüncü cümlede bu dile getirilmiş. Dolayısıyla artı bıraktık. Geçtik de. Dördüncü cümlede nüfusun nitelikli hale getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Hemen okuyalım. Nüfusun niteliklerinin saptanmasıyla genel karakteristiği daha gerçekçi bir biçimde gözler önüne serilebilir diyor. Şimdi burada diyor ki nüfusun daha nitelikli hale getirilmesi gerektiği belirtiliyor. Ama burada diyor ki daha nitelikleri yani daha nitelikli şekilde saptanması için şöyle şöyle yapılması gerekiyor. Yani burada bunu söyleyemiyoruz. Eksi birbirinden farklı şeyleri söylüyor. O zaman eksi bıraktık. E geçiyoruz. Beşinci cümlede nüfus yoğunluğunu belirleyen faktörler açıklanmıştır diyor. Hemen bakalım. İnsan faaliyetleri için uygun coğrafi şekillere ve iklim şartlarına sahip alanlarda nüfus yoğunluğu fazlayken. He, insan faaliyetlerine uygunsa ya da iklim şartları uygunsa orada nüfus yoğunluğu fazla olur diyor. Devamını okuyorum. Coğrafi ve iklimsel koşulların uygun olmadığı, ekonomik ve endüstriyel faaliyetlerin gelişmediği alanlarda ise nüfus yoğunluğu az olmaktadır. Yani hangi durumlarda nüfus yoğunluğu az olur şeklinde bir bilgi var. Dolayısıyla bu da Burada söylemez olan cümle D şıkkındaydı. Cevabımız D. Yine çok güzel bir sorumuz var ve diyor ki yukarıdaki sorulara verilen cevaplar aşağıdaki şiir elimlerin hangisi ile ilgilidir? Hemen bakalım. Ne var? Sanatsal kaygı varmış, sanat için sanat anlayışı varmış, estetik bakış açısı, sembolist etkiler. Peki ne yokmuş? İdeolojik yaklaşım, sosyal söylem, mesaj kaygısı, eleştirel gerçeklik. Şimdi sosyal söylem, ideolojik yaklaşım yok diyor ya. Bir kere toplumcu şiiri eledik. Çünkü burada ideolojik söylem fazlasıyla var. Mesela sanatsal kaygı diyor. Garip şiirinde sanatsal kaygı var mıydı? Hayır, tam tersi şiiri basitleştiriyordu. Ayaklar altına Alıyorlar zaten bu yönde de eleştiriliyordu garip şiiri. E bunu da eledik. Mavi şiiri evet sanatsal kaygıyı önemsiyor. Garibin tam tersi olarak sanatçının sanat anlayışını önemsiyor. Ama sonda olan sembolist etki var ya o mavi şirinde de yok. O zaman bunu da eledik. Şimdi gelelim ikinci yeniyle öz şiire. Şimdi ikinci yeni de sanatsal kaygı var tamam. Sanat için sanat anlayışı var. Estetik bakış açısı var. Ama sembolist etki yok. Yani sembolizm yok. O zaman bunu da eledik. Geriye öz şiir yani saf şiir kalıyor. Saf şiirde bak özelliklerini hatırlayalım. Bir kere sanatsal kaygı var. Sanat için sanat diyor. Estetik bakış açısını önemsiyor ve sembolist etkileri de yine ön plana çıkarıyor. Bunun dışında ideolojiye kesinlikle yer vermiyor. Anlama yer vermiyor. Sosyal söylem yok. Mesaj kaygı yok anlam arama diyor Ahmet Ahişim. Dolayısıyla cevabımız E olacak. Yani öz şiir. Yani saf şiir. Ve yine güzel bir soruyla devam ediyoruz. Sorumuz diyor ki: Bu parçada vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım metni. Çağdaş mantık yargıları ele alırken onları bilgisayar yönden inceler. Çünkü yargılar ait oldukları nesneler ve olaylarla ilgili objektif bilgiler verir. Örneğin Türkiye'nin başkenti Ankara'dır yargısı nesnel bir yargıdır. Ahlak ve hukuk yargıları da buna benzer. Bunların yanında bir de estetik yargılar vardır. Estetik yargı estetik bir obje ile ilgi kurduğumuzda ona yüklediğimiz subjektif değerlerdir. Estetik yargılar

Veya olaylarla ilgili nesnel bilgiler vermez. Örneğin Caçkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri güzeldir dediğim zaman bu yargın doğruluğu veya yanlışlığı iddia edilemez. Çünkü bunlar bizim o nesneye yorduğumuz, yüklediğimiz öznel yargılardır. Yani diyor ki sanatsal yani böyle estetik bir değer yargısı varsa bu subjektiftir. Yani nesnel olamaz. Kişiden kişiye değişebilir. Şimdi sorumuza diyor ki burada hangi temel düşünce vurgulanır? Hemen a'ya baktım. Estetik yargıların doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilir. Tam tersini söylüyor. İspatlanamaz diyor. Eksiği verdim bu şiirle ilgili nesnel yargılar bildirmek mümkündür. Ya tam tersi diyor ki doğruluğu ya da yanlışlığı iddia edilemez çünkü bizim o nesneyi yorduğumuz yüklediğimiz öznel yargılar ön plandadır diyor. Bunu kesinlikle söylemeyiz eksi verdim. Çağdaş, çağdaş mantıkta ahlaki yargılar daha çok öne çıkar diyor. Şimdi Allah aşkına burada ahlaki yargıların çağdaş mantıkta ön plana çıkması ile ilgili bir ibare var mıydı? Yoktu. Buna da eksi verdik. Geliyoruz diye estetik yargılar mutlak değil kişiseldir diyor. Yani nesnel değil kişisel bir değerlendirmedir diyor estetik yargılar. Evet zaten hep onu vurguluyor. E o zaman artıyı hak etti verdik ve e geçiyoruz. Estetik yargılar felsefenin konu alanına girer. Ya felsefe ile ilgili hiçbir ibare geçmedi bile. Dolayısıyla eksiği verdik. Geriye d kaldı. Cevabımız d. Sorumuz diyor ki yukarıdakilerin hangisinde açıklamayla ayraç içindeki eser uyuşmamaktadır? Hemen bakıyoruz. Bire baktım. Tarihsel bir gerçekliğin konu edildiği eserde realist yaklaşım belirgindir. Devlet anadan bahsediyor. Devlet anada biliyorsunuz Osmanlı'nın kuruluş dönemi anlatılır. E tarihsel bir gerçeklik realist bir yaklaşımla ele alınmış mıdır? Evet. Artı bıraktık. Gelelim ikiye. Keşanlı Ali Destan'dan bahsediyor. Fakir çevrelerin ele alındığı bir oyundur ve eserin baş kahramanlarından birisi zinhadır diyor. Yani Ali'nin sevdiği kız. E doğru. Tamamen doğru bir bilgi. 3'e geçiyoruz. Olay anlatımının belirgin olduğu bir yazın yapıtıdır ve ideolojik unsurlarla oluşmuştur. Şimdi olay anlatımının belirgin olduğu. Bu ne demek? Olay çevresinde oluşan metinleri kastediyor. Yani roman gibi, yani hikaye gibi, masal gibi, destan gibi, efsane gibi. Ama şu mavi sürgün Halikarnas balıkçısının sürgün dönemini anlattığı bir ana eseridir. Yani olay çevresinde oluşan metinlerden bir tanesi değildir. Olay anlatımı ön planda değildir. Burada bir kere yanlış bir bilgi söz konusu eksiği verdik. 4'e geçiyoruz. Absürt Örneği olan eserde sözde uygar olan Batı'nın kapitalizmi düşkünlüğü eleştirilmiştir canlı maymun lokantasında. Evet bu unutma aynı zamanda bizim edebiyatımıza absürt tiyatronun ilk örneğidir ve Güngör Dilmen tarafından yazılmıştır. Tamamen doğru bir bilgi. Beşe geçiyorum. Kişisel yaşamı konu edinen metinlere örnek olabilecek bu eserin yazarı Beş Yeciler Toplumuna aittir. Göz ucuyla Avrupa Yusuf Ziya Ortaç'ın bir eseridir. E, Yusuf Ziya Ortaç da Beş Ecil'den bir tanesidir. Burada da doğru bir bilgi var. Yanlış bilgi 3'teydi. Bakıyorum bakışlıklarda karışık çok dikkatli ol tuzağa düşme 3B'de işaretledim. Hadi edebiyat bilgilerimizi şöyle ısıtmaya devam edelim. Bu dizelerde altı çizili sözcükler yapılan edebi sanat aşağı hangisidir? Hemen okuyoruz. Aruza uyumlu söz işte en büyük derdim nasılsınız diyecekken mefalun derdim. Şimdi dikkat ettin mi? Derdim derdim. Okunuşları, yazılışları aynı ama anlamları çok başka. Bak birisine şunu söylüyor. Aruza uyumlu söz işte en büyük derdim. Dert sahibi olmak. Dert, sıkıntı. Tamam burada isim olan dertten bahsediyor. İkincisinde diyor ki nasılsınız diyecekken mefalün derdim demek fiilinden bahsediyor. Burada demek var birincisinde ise unutma dert sıkıntı var. E dolayısıyla okunuşlar aynı yazılışlar aynı anlamlar farklı. Bu nedir? Bu cinas sanatıdır. Bakıyorum D şıkkında işaretliyorum sıradaki soruya geçiyoruz. Sorumuz diyor ki Yukarıdaki numaralanmış kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır ki buradaki kavramlar çok önemli. ÖSYM sanki son yıllarda buraya da ağırlık vermeye başladı. O yüzden dikkatlice dinliyorsun. Hepsi gerçekten çok önemli. Şimdi baktık. Bir, seci. Seci nedir? Düz yazı kafiyesidir. Şimdi sadece şiirde mi kafiye olur? Hayır. Düz yazı içerisinde de bir kafiye yapılabilir. Buna seci sanatı denir. Hemen geçiyoruz iki. Şehrengiz. Bir şehri ve o şehrin güzelliklerini anlatan eserdir. Biliyorsunuz bir şehri anlatan mesnevileri, eserleri biz şehrengiz diyoruz. E bu da doğru bir bilgi. 3. Surname. Şenlik ve düğünleri konu edinen eser. Özellikle padişah çocuklarının düğünlerini, kız çocuklarının evliliklerini anlatan metinlerdir. Divan Edebiyatı'nı unutma hakkında bulunsun. Bu da doğru. Geldik 4'e. Nazire. Sanatlı söyleşle yazılan Divan Edebiyatı düz yazısı. Unutma. Sanatlı söyleşle yazılan Divan Edebiyatı düz yazısına genel anlamda inşa denir. Bunu yazan kişiye de münşi denir. Divan Edebiyatı'nda düz yazı yazarı. Bu da doğru. Ama 4'te bir bilgi sıkıntısı var. Hatalı. Nazire bu demek değil. Burada şu tanım inşaya ait. Nazire ne demektir? Nazire şudur. Beğendin, sevdin, saygı duydun, üstad olarak kabul ettiğin bir sanatçının eserini taklit etmektir aslında divan edebiyatında. Kabaca budur. Dolayısıyla burada Nazire'nin açıklaması doğru yapılmamıştır. O zaman dörtte yanlış bir bilgi söz konusu. Bakıyoruz nerede? Yine şıklar karıştırılmış. Dikkatli oluyorsun. C şıkkında işaretledik. Sıradık soruya geçiyoruz karmaşık ama çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Burada çok dikkatli olmakta fayda var. Gerçekten sadece bilgini ölçmüyor aynı zamanda dikkatini de ölçüyor. Sorumuz diyor ki nokta nokta yukarıdaki dizelerle sözlerin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük oluşturulursa aşağıdakilerden hangisi son iki dizeyi oluşturur diyor. Şimdi çapraz uyak neydi? Şöyle olacaktı değil mi? A, B, A, B olacaktı. Kafiyesi böyle olmalıydı. Yani bakıyoruz dalarsın. Şimdi buna A dedik. A ile başladık. Ali. Şimdi dalarsın Ali benzemiyor kafiye olarak. Ona da B diyelim. Tamam. Şimdi öyle dizeler seçeceğim ki. Öyle bir sıralama yapacağım ki. Geri kalan yani 3 ile 4'ün de kafiye düzeni A, B olsun. Şimdi A olması için dalarsın. Nasıl bitmesi lazım? Bakıyorum bakıyorum. Kurcalarsın şeklinde bitmesi gerekiyor. Yani bir kere şuraya bir gelecek. Şuraya ise soru işaretini bıraktım. Peki gelelim şu dördüncü dizeye. Nasıl bitmeli? Ali. Yani buna uyumlu bitmeli bakıyorum e burada da Ali var yani demek ki şuraya 4 gelecek. Şuraya yine soru işaretini bıraktım. Yani sonları bir kere 1 ile 4 olmalı. Şimdi olmayanları eledim. Mesela D'ye bakıyorum. 4 1 ters olmuş. Eledim. E'ye bakıyorum. Yok. Eledim. C'ye bakıyorum. Yok. Eledim. Geriye A ile B kaldı. Çünkü dikkat edersen bak şuralar tamamen benim oluşturduğum gibi. Peki bundan öncesine yani şu soru işaretlerine ne gelmeli? Hemen bakıyorum. Şu buraya gelecekti ya. Ne kurcalarsın diye bitmesi gerekiyor. A'ya göre 3 1 olmalı. Yani boşuna tetiği ne kurcalarsın? Devam ediyorum. Var daha ateşe zaman be Ali. Oldu mu uyumlu? Oldu. Buna artı bıraktım. Bir de B'ye bakalım. 2, 1, 3, 4 şeklinde bitmesi lazım. Hemen okuyorum. Var daha ateşe ne kurcalarsın? Boşuna tetiği zaman be Ali. Uyumlu oluyor mu? Olmuyor. Bir uyumsuzluk var ama tekrar söylüyorum A şıkkı uyumlu. Yani devamı şöyle olması lazım. Hatta baştan okuyalım. Namluna dayanır. Yola dalarsın. Duruşun bakışın yaman be Ali. Boşuna tetiği ne kurcalarsın? Var daha ateşe zaman be Ali şeklinde bunu çapraz uyak şeklinde düzeltebiliriz. O zaman zaman cevabımız A. Dikkat edersen bu soru hem senin dikkatini ölçüyor hem de bilgini ölçüyor. Bu anlamda biraz zorlayıcı güzel bir soruydu. Şimdi sıradaki güzel bir soru da gelsin. Şimdi yazar sorusuna geldik. sorumuz diyor ki bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen okuyalım. Konularını daha çok yakın çevresinden ve gözlemlerinden alan, toplumdaki sıradışı yaşayışları işleyen ve bu ilişkileri aşk potasını eriterek yoğuran bir romancı kimliğiyle okurun karşısına çıkan sanatçı, ilk romanı destan gönüllerden başlayarak gittikçe zenginleşen izlekleriyle dikkati çekmektedir. Şimdi eser bize ipucunu verdi. Destan gönüller. Devam ediyorum. Her gece Bodrum adlı eseriyle tanınan yazarın edebiyat araştırmacılığı yönü de bulunmaktadır. Şimdi unutma her her gece Bodrum adlı eser önemlidir. Bu eser TDK roman ödülünü kazanmıştır. Aynı zamanda bu ismi kendisine öneren isimde de Atilla İlhan'dır. Yani bilinen bir romanı, bilinen bir eseri. İpucunu, kap ipucunu kaptık ama devam ediyoruz. Mavi kanatlarında yalnız benim olsaydın, yaşarken ve ölürken Cehennem Kraliçesi gibi eserleri bulunan sanatçı son dönem yazarları içerisinde kendisini kabul ettirmeyi başarmıştır. Bu eserlerden, özelliklerden anlıyoruz ki burada bahsedilen sanatçımız Selim İleri. Yani bakıyorum C şıkkında işaretledik. Sıradık soruya geçiyoruz. Değişik ama çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Sorumuz diyor ki roman konusunu çeşitli metinlerden hareketle kronolojik olarak yani zaman sırasına uygun olarak işlemek isteyen bir araştırmacının yukarıdaki metinleri hangi sırayla incelemesi gerekmektedir? Hemen bakalım. Tulum Hayri bırakın papağanlar gibi ezberlemeyi de bir kolayına bakalım dedi. Refüze en iyisi suplör. Otursun kalem şakir ön sıraya yavaştan okusun. Buna ilk karşı çıkan kalem şakir oldu. İnek Şaban'ın gözleri bozuktur ama tazı gibidir kulakları. Şimdi İnek Şaban diyor, Tulum Hayri diyor. Diyor. Bu hepimize tanıdık geldi. Burada bahsedilen eser neydir? Hababam sınıfıdır. Tamam ikiye geçtim. Nihayet 1 iki gün böyle gider. Fitnat Hanım dikkat edip anlar ki bu çocuk saat 4'te yukarı çıkar ve saat onda döner. Artık saat dörde ve ona yaklaştığı gibi Fitnat Hanım cumbadan çekinmez. Bu vej ile Talat Bey'i çünkü bu çocuğun Talat Bey olduğunu elbette anladınız. Bak araya yazar girdi. Her gün iki defa görür. İşte bu defa Fitnat Hanım'ın tabiatına uygun bir tebettül getirir. Şimdi burada hangi romandan bahsediyor? Talat Fitnat. Tanıdık geldi. Nedir? Taşuku Talat ve Fitnat eserinden, romandan bahsediyor. Şimdi 3'e geçtik. Nihal şimdi baygın olmaktan çok rahat derin bir uykuda görünüyordu. Elleri kolları gevşemişti. Uzun uzun düzenli soluk alışlarla göğsü kalkıp iniyordu. Adnan Bey şimdi bu çocuğun yanında ağlamaya sürükleyen bir duygu almıştı. Birden bütün aksıkları birer birer acımasız bir kınama anlamlarıyla gözlerinin önünden geçiriyordu. Şimdi Nihal'den bahsediyor, onun babası Adnan Bey'den bahsediyor. Bu bence hepimize tanık geldi. Aşkı... Memnu romanından bahsediliyor. Şimdi bu eserleri bulduk, romanları bulduk. Şimdi bir de sıralama yapalım. Hangisi daha önce? E biliyorsunuz ki bizim edebiyatımızda ilk roman Taşık Talat ve Fitnat'tır. Şöyle T yapalım. Bu bir olacak. Tamam. Peki ikincisi hangisi olur? Servet Fun'un döneminde yazılmış olan Aşk Memnu Unutma. Şöyle I'yı da ekleyelim. Halit ve Uşaklıgil tarafından yazılmıştır. İki olacak. Ve Hababam sınıfı Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Üç olacak. Yani sıralama şöyle bir, 2 ve 3. 2, 3, 1 olmalı. Bakıyorum nerede? 5 şıkkında gördük, işaretledik, bilgilerimizi tazeledik. Biliyorsunuz eser özetleri, kahramanlar önemliydi. Burada da önemli romanlardan bahsettik ve sıradaki soruya geçebiliriz. Bu dizelerle ilgili olarak aşağı yukarıdan hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakıyoruz şöyle genel hatlarıyla. Çünkü toprak dinledim, demir anladım, kömür duydum. Davullar dağıttı göklere savaşlardan dönmezliğimi. Çünkü bol kurşun yedim, besmeleyle vuruldum. Bilirse düşman bilir, öyle kolay ölmezliğimi. Bir Mehmet kalktımsa ayağa bin Mehmet oturdum. Asya'dan aldım Türk'ü, Avrupa'ya getirdim. Yanar dağlar kıskanır, böyle ateş sönmezliğimi. Emperyalizme karşı her süngü benim adım şeklinde dizeler vardı. Ama buradaki farkları, garipleri hissettiniz mi? Bence hissettiniz. Hadi şimdi bakalım şıklarda hangi Yanlış bir bilgi olarak verilmiş bizlere A'ya baktım imla ve noktalamada kişisel tercih söz konusudur Yani diyor ki şair burada imla ve noktalamayı kullanmamış Dikkat edersen asliye küçük yazmış Kesmeklerini getirmemiş vesaire e, Dolayısıyla işaretlerini de kullanmamış Yani bu bilgi doğru artı bıraktık B yazın sağ söylem ağır basmaktadır Yazın sağ söylem derken yani sanatlı bir söylem vardır diyor Dikkat et hep sanat var Bak toprak dinledim demir anladım kömür duydum Savaşlardan dönmezliğimi onlar bilir diyor Şöyle vuruldum ayağa kalktım Abartma sanatı var kişileştirme sanatı var vesaire yani süslü bir anlatım söz konusu artı bıraktık. C'ye geçtim. Nesnel gerçeklik şiirsel gerçekliğe dönüştürülmüştür. Burada bir aslında tarihi bir konuyu da anlatıyor ama ona aynı zamanda şiirsel bir gerçeklik katıyor. Yani tarihi gerçekleri almış onu şiirsel bir dille bize aktarmış diyor. E bu da doğru bir bilgi artı bıraktık. D'ye bakıyorum serbest nazım unsurları hakimdir diyor. Şimdi dörtlük mü? Beyit mi? Burada bir ölçü var mı? E olmadı aşikar değil mi? Yani serbest nazım unsurları burada kullanılmış ön plana çıkmış bu bilgi de doğru. Geriye Edirne kaldı. Edirne diyor ki ahenk unsurlarına yer verilmemiştir. Yani kafiye yoktur diyor. E o zaman bakalım var mı yok mu? Bak duydum, dönmezliğimi vuruldum. Duydum, vuruldum. Kafiye var, ahenk var. Dönmezliğimi, ölmezliğimi bak var. Oturdum, getirdim. Var. Sönmezliğimi adım. Bak getirdim adım. Burada var ahenk. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Yani yer verilmemiştir ifadesi yanlış. Verilmiştir çünkü eksiği verdik ve e şart dedik. Sorumuz diyor ki tablodaki numaralanmış yerleri aşağı yukarıdan hangisi getirilmelidir? Bakıyorum tabloya. Şurada bir boşluk var. 15. yüzyılda yazılmış Budala Name'den bahsediyor. Budala Name Kaygısız Aptal'ın çok meşhur bir eseri. Yani buraya Kaygısız Aptal gelmeli. Şöyle sıdıralım. Yunus Emre Risaletü Nusey'i kaçıncı yüzyılda yazmış diye soruyor. Tabii ki 13. yüzyıl olacak. Tamam. Erzurumlu İbrahim Hakkı 18. yüzyılda nokta nokta eseri yazmıştır. Bakıyorum Marifet Name onun eseridir. Yani boşluklara sırasıyla Kaygısız Kaygısız Aptal 13. yüzyıl marifetname gelmeliydi. Yani cevabımız B. Numara almış cümlelerin hangilerinde trajedi ile ilgili bilgi yanlışı söz konusudur diye sormuş. Trajedi, dram, komedi bunların özelliklerini bilmekte fayda var sorulabilir. Mesela bire baktım. Bir diyor ki kusursuz bir üslubu vardır. Evet trajedi kusursuz bir üslup olmak zorunda. Dil, anlatım, üslup mükemmel olmak durumunda artı verdik. Çirkin olaylar sahnede gösterilmez. Trajedi de soylu insanların hayatı anlatılır ve genellikle de soylu insanlara yöneliktir bu tiyatro trajedi. Dolayısıyla çirkin olaylar sahnede gösterilmez ifadesi doğru yakıştırmazlar bunu. 3'e bakıyorum. 3 birlik kuralına uyulur. Hem komedi hem de trajede 3 birlik kuralı olmazsa ıı, olmaz. Bu bilgi de doğru. 4'e bakıyorum. Kişiler gündelik yaşamdan alınır. Hayır. Trajede kişiler tarihten, mitolojik unsurlardan alınır. Bu bilgi yanlış. Kişiler gündelik yaşamdan alınır ifadesi hatırladığınız gibi komediye aittir. Şimdi 5'e bakalım. Mensur biçimde yazılır. Mensur demek düz yazı şeklinde yazılır diyor. Hayır. Trajediler manzumdur. Şiir şeklinde yazılırlar. Bu bilgi de yanlış. Yani yani 4 ile 5 yanlış. Bakıyorum E'yi işaretliyorum. Edebiyata dair görüşlerini böyle açıklayan sanatçı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bize sormuş. Güzel bir soru. Hemen bakıyoruz. Eserlerimi sanat sanat içindir prensibine bağlı kalarak oluşturdum. Dolayısıyla toplumsal değil bireysel temaları ele aldım. Eserlerinde ağır bir dil göze çarpar. Ayrıca sanatlı bir üslup kullanarak estetik yönü güçlü metinler oluşturmaya çalıştım. Yeni ve batılı bir edebiyat anlayışı doğrultusunda eserler kaleme aldım diyor. Şimdi baktığım zaman şunu gördüm. Halit Uşaklıgil tamamen bu özelliklere uygun servet funucu zaten. Cenam Şahabettin yine Halit Ziya gibi servet funucu. Buradaki özelliklere tamamen sahiptir. C'ye bakıyorum Mehmet Rauf. E o da servet funucu. Bu özellikleri tamamen sahip. D'ye bakıyorum Abdurrahman Taran tamamen buradaki görüşler onun için de geçerli. Geriye E kaldı. Mehmet Emin Yurdakul. Bak unutma. Mehmet Emin Yurdakul. Bireysel temaları değil toplumsal temaları işlemiştir. Sade bir dille şiirlerini, eserlerini yazmıştır. Yani buradaki bilgileri kendisine söyleyemeyiz. Aynı zamanda unutma yeni ve batılı bir edebiyat anlayışı doğrusu eserler değil de halk edebiyatını biraz ön plana çıkarmıştır. O zaman cevabımız E. Burada Mehmet Emin Yurdakul bu özelliklere sahip bir sanatçı olamaz. Bu parçayla ilgili olarak aşağı yukarıdan hangisi söylenemez diye sormuş. Hemen metni parçayı okuyorum. Kral Midas'ın güzel kızı bilinmez bir hastalığa tutulur. Vücudunun her yanı yaralarla kaplanır. Midas'ın çağırdığı en ünlü hekimler hastalığın ne olduğunu anlayamazlar. Ağrılardan çıldıran kız dağlara kaçar. Midas kızından umudunu kesmiştir. Kızını gözlemeleri ona yiyecek ve giyecek ulaştırmaları için adamlarını görevlendirir. Midas'ın kızı bir gün bir göl kıyısına gelir. Gölden avuç avuç su içer. Kollarına sular değdikçe acılarının dindiğini görür ve suya girer. Durumu öğrenen Kral Midas Midas gölün kıyısına bir havuz yaptırır. Bugünkü Gazlı Göl Kaplıcası söylenceye göre böyle kurulmuştur. Yani bu kaplıca ile ilgili bir efsane burada yer alıyor. Peki hangisi bu metne bakarak söylenemez onu da bulalım. A'ya baktım bir efsaneden alınmıştır. Az önce söylemiştim zaten bir efsane burada dile getirilmiş. B'ye bakıyorum olağanüstü ögelere sıkça yer verilmiştir. Şimdi burada olağanüstü öge var mıydı? Vardı. Mesela suya değdikçe yaralarının azalması, acıların dinmesi vesaire bu bence olağanüstüden yani o gölün böyle bir şeyin olması kısmen olağan olağanüstüdür. Ama onun dışında burada fazla bir olağanüstülük yok. Yani bir soru işaretini bıraktım. C geçiyorum. Öyküleyici anlatıma başvurmuştur. Öyküleyici anlatım yani kişi, zaman, yer bağlamında bir hareketli bir olayın anlatılmasıdır. Burada da bir olay anlatılıyor. Artıyı bıraktım. Anlatmaya bağlı metin türüdür. Olayı anlatıyorum. Zaten efsane anlatmaya bağlı metin türlerinden bir tanesidir. Yine artıyı hak etti. İlahi bakış açısıyla oluşturulmuştur. Mesela bak şöyle bir ipucu vardı. Midas kızından umudunu kesmiştir. Onun iş dünyasını, umutsuzluğunu bize yansıtıyor. Dolayısıyla burada ilahi bir bakış açısının olduğunu anlıyor biliyoruz. Bu da tamam ama olağanüstü öğeleri sıkça yer verilmiştir ifadesi tam olarak söylenemez. Dediğim gibi hani o gölün o yaraları azaltması, böyle bir yön olması. Ha bu gerçek de olabilir ama hafif bir olağanüstülük var ama onun dışında baktığımız zaman olağanüstü ögeleri göremiyoruz. Cevabımız B. Aşağıdaki eserlerden hangisinin bu özelliklere uygun biçimde oluşturulduğu söylenemez diyor. Peki hangi özelliklere? Bakalım. 1. Usta çırak ilişkisi içinde yetişen şairlerce oluşturulmuştur. Tamam. Dörtlük nazım birimi ve hece öne çıkmıştır. Tamam. Genelde saz eşliğinde söylenen ürünlerdir. Tamam. Yalın fakat lirik söyleyişler barındırmaktadır. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Mesela Gönül Bahçesi. Şeref Taşlova'nın. E Şeref Taşlova aşıklarımızdan bir tanesidir. Yani Cumhuriyet sonrası halk şiirinin temsilcilerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu özellikler tamamen halk şiiri için söylenebilir. Hemen artıyı bıraktık. Mihriban Abdurrahim Karakoç'undur. E o da halk şairlerimizden bir tanesi bu özellikler tamamen söylenir artı bıraktık. Domdom kuruşunu aşık masunu şerifindir. Aynı şekilde halk şairimiz bu özellikler tamamen söylenir Artıyı bıraktık. Dostlar beni hatırlasın aşık veysel'in bütün özellikler tamamen uyuyor artı bıraktık. Ancak kayayı delen incir unutma Turgut uyarındır. Turgut Uyar da ikinci yeni şairdir. Şimdi bakıyoruz. Usta çırak ilişkisi içinde mi yetişmiştir? Hayır böyle bir gelenek ikinci yenide yoktur. Dörtlük nazım bir mi mü? İkinci yenide bu da yoktur. Genelde saz yaşında söylenen ürünlerdir. Böyle bir şey ikinci yeni için yine söylenemez. Söylenemez, söylenemez. Cevabımız B. Kayayı delen incir Turgut Uyar tarafından yazıldığını görüyoruz, biliyoruz. Bunun ikinci yeni şiirine ait olduğunda anlıyoruz. Ve çok net bir şekilde B'nin doğru cevap olduğu belli. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağı yukarıdan hangisi getirilmelidir şekli bir sorumuz var. Şimdi şıklara bakıyorum. Artık Vasta, mahlas, mazmun, bent, kavuştak, nakara, tapşırma, ziyade, ayaklı. Şimdi birkaç tane terim var onlara değineyim. Mesela ziyade neydi? Biliyorsunuz ki gazellerin altına böyle ufak ufak dizilere eklenirdi. Müstezat oluşturulurdu. Müstezat oluşturulurdu. Ona bir ziyade derdik. Bakıyorum vasta. Mesela terki bent, tercümente biliyorsunuz son beyttir. Mahlas, divan edebiyatına şairin kullandığı takma attır. Tapşırma, halk edebiyatına şairlerin kullandığı takma isimdir. Mazmun, divan edebiyatına kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Nakarat unutma şarkıda tekrar eden bölümlerdir. Bent türküde ana sözlerin olduğu yerdir. Kavuşsak ise yine türküde nakarat aslında şarkıdaki o nakarat kısmına biz türküde ne deriz? Kavuşsak deriz. Şimdi baktığım zaman şurada 1, 2, 1, 2. Buraya ne gelmeli? Bu terimlerden hangisi gelir? Şimdi 3 gün önce gördüm karalı düşüm. Felek kara yere bağladı başım. Daha 15 yaşa değmedi yaşım. Yani burada bir üçlük var. Bu benttir. Bakıyoruz. Kıyma kanlı zalim gel bana kıyma. Yalandır sözleri sözüne uyum aynısının burada tekrar ettiğini görüyoruz. Yani bu da kavuştak bölümüdür. Yani bu bir türküden alınmıştır. Bent ve kavuştak sırasıyla gelmeli. Bakıyorum E'de gördüm, işaretledim. Devam ediyoruz. Bu sorumuzda şunu soruyor: Bu parçada boş bırakılan yere aşağı yukarıdan hangisi getirilmelidir? Nokta nokta nokta. Yılkı Atı isimli romanıyla edebiyat dünyasına tanınmaya başladı. Şimdi Yılkı Atı gerçekten Türk edebiyatında önemli eserlerden bilindik eserlerden bir tanesidir. Konusu da çok güzeldir. Benim aklıma bir isim geldi ama devam ediyoruz. Hikaye ve romanlarıyla İç Anadolu insanın hayatını anlattı. Eserlerini kendi yaşamından izler bulunan sanatçı sade bir dille yazdı. Yazarın eserleri köy edebiyatı kapsamında değerlendirilir. Yani toplumcu gerçekçi sanatçılardan bir tanesi ve önemli eserde Yılkı Atı. Biliyorsunuz Yılkı Atı'nda Doru Kısrak adına bir at anlatılıyor. Peki Yılkı nedir? İç Anadolu'da özellikle mesela yaşlanan, artık köylünün içine yaramayan atlar serbest bırakılır, doğaya salınır. İşte onlara Yılkı Atı denir. Burada da bir Doru Kısrak adında at var. Bu doğaya salınıyor. Onun hikayesi anlatılıyor bu romanda. Yılkı Atı unutma. Abbas Sayar'ın çok ama çok meşhur bir romanı, eseri. Bizim edebiyatımızda da önemli bir geri var. Yani cevabımız A. Abbas Sayar bu boşta gelmeliydi.

Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ne gibi özellikler vermiş? Romanlarında geçmişe yönelme görülür. Tamam. Eski İstanbul'un insanların köşklerini, yalılarını anlatmıştır. Tamam. Günü birlik yaşayan varlıklı insanların İstanbul'un seçkin semtlerindeki kaygısız hayatlarını dile getirmiştir diyor. Şimdi bakıyorum Memnun Şevket Esendal. Ya o bazen kahvehanedeki insanları anlatmıştır. Sokaktaki insanları anlatmıştır. Tarık Buğra böyle soylu insanları, zengin yerlerde yaşayan insanları anlatmamıştır. Söyleyemeyiz. Rıfat Ilgaz toplumdaki kusurları anlatmıştır. Yine bu özellikler ona uymaz. Kemal Tahir de öyle. Özellikle toplumcu gerçekçi bir yazar biliyorsunuz. Toplumdaki sorunları anlatmıştır. Burada tam tersi söyleniyor. Geriye ne kaldı? Geriye Abdülhak Şinasi Hisar kaldı. Unutma. Bu arada isminden ilk önce yola çıkalım. Abdülhak Şinasi Hisar biliyorsunuz babası. Abdülhak Tarlan'ı çok seviyor. Şinasi de çok seviyor ve oğluna böyle bir isim veriyor. Ve Abdülhak Şinasi Hisar böyle zengin yerlerde yaşıyor. Boğaz içine yakın yerlerde yaşıyor. Çamlıca'da yaşıyor. Adalarda yaşıyor vesaire. O yalı hayatını, köşk hayatını çok iyi biliyor ve bunu eserlerinde kullanıyor. Yani eserlerin roman romanlarında aslında çoğu zaman da geçmişe gidiyor. Dolayısıyla cevap Aplak Şinasi Hisar olacaktı. Onun önemli romanları var. Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz şeklinde. Buralarda da buna benzer konular anlatılıyor. Ve anılarında da özellikle Boğaz içindeki anılarında yine bu hikayelerden yani yalılardan, köşklerden vesaire seçmiştir. Cevabımız Aplak Şinasi Hisar. De işaretledik sıradaki soruya geçiyoruz. Sorumuz diyor ki oklarla verilen açıklamalara göre soru işaretiyle belirtilen yer aşağı yukarıdan hangisi getirilmelidir? Yani şuraya bir sözcük ekleyeceğiz. Özellikleri şu. Akademik konular işlenir. Seri konuşmalar vardır. Bilgi şölenidir. Bilgi şöleni zaten en güçlü ipucu. Unutma. Hatta şöyle yanına yıldız atalım. Uzman konuşmacılar vardır. He, şimdi özellikleri aklımıza tuttuk. Bakıyorum. Panel olur mu? Panel birkaç gün kendi arasında böyle sohbet havasında bir konuyu konuştukları bir sözlü anlatım türüdür. Buraya yakışmaz olamaz geçti. Forum olabilir mi? Forum tartışmanın olduğu bir alandır. Halk da tartışmaya katılır. Yani izleyiciler, dinleyiciler de katılır. Bu özelliklere uymaz geçtik. Açık oturum. Özellikle yine 3-4 kişi vardır. Kendi aralarında bir konuyu tartışırlar. Bu da olmaz. Konferans'ta evet akademik konular işlenebilir vesaire ama böyle seri konuşmalar ya da bilgi şöleni şeklinde konferansı değerlendiremeyiz. Bu da olmaz. Buraya ne gelmeli? Buraya sempozyum gelmeli. Neden? Çünkü sempozyum akademik konuları genellikle ele alınır. Bir diğer ismiyle de bilgi şöleni olarak bilinir. Bunu unutma. Zaten en güçlü ipucu buydu. Bunun yanında seri konuşmalar vardır. Yani mesela 5 kişi çağırırsın bunlara eşit bir süre verirsin. Sırasıyla gelen konuşmasını yapar, bilgisini aktarır ve diğerine sözü bırakır. Bu şekilde ilerler. O yüzden zaten izleyici de o bilgiye doyar. Bir şölen yapılır. Bilgi şöleni yapılır ve uzman konuşmacılar yine sempozyumda ön plana çıkarılır. Çünkü akademik konular vardır. Sıradan insanlar konuşmaz ki. E dolayısıyla buraya ne gelmeliymiş? Sempozyum gelmeliymiş. Be işaretledik, sıradık soruya geçtik yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisinin açıklaması doğru verilmiştir şekli bir sorumuz var. Yani bu bilgilerden dördü yanlışmış. Hadi yanlışları tespit edelim. Bire baktım. Müzeykin nüfus kaste türünün önemli örneklerinin bulunduğu eser 17. yüzyılda oluşturulmuştur. Hayır 17. yüzyılda değil 15. yüzyılda oluşturulmuştur. Eşref oğlu Rumi tarafından ve kasete de değildir. Mensur bir eserdir. İçerisinde dini ve tasavvuf bilgiler vardır. Yanlış eledik geçtik. Marfet name 13. yüzyıl şairlerinden olan Erzurumlu İbrahim Hakkı. Bir kere 13. yüzyıl değil 18. 8. yüzyıl olacak. Bu bilgide yanlış geçtik eledik. Ve Süretir Necat Süleyman Çelebi tarafından yazılan eser Mevlid olarak bilinir ve tekke edebiyatının ilk örneği kabul edilir diyor. Hayır ilk örneği olarak kabul edilmez. Tekke edebiyatı zaten biliyorsunuz halk edebiyatında Süleyman Çelebi bunu mesnevi türüne yazmıştır. Yani divan edebiyatına ait bir sanatçımızdır. Bu bilgide yanlış eledim. Hüsnü Aşk divan şiirinin son önemli şairi kabul edilen şey galiba ait olan eser fabul özellikleri göstermektedir. Hayır mesnevidir bu. Burada fabul özellikleri yoktur. Fabul özelliği gösteren mesnevi eserimiz neydi? doğru hatırladın. Harnameydi. Bunu da eledik. Geriye 5 kaldı. Diyor ki Garipname 14. yüzyılda Aşık Paşa tarafından oluşturulan bir mesnevidir. Evet öyledir. Ve şairin Türkçe hassasiyetini yansıtmaktadır. 12.000 beytlik bir mesnevidir. Ve burada Türkçe hassasiyetini gerçekten de Aşık Paşa yansıtmıştır. Doğru cevabımız E olacak. Diğerlerinde hata vardı. 5'teki bilgi doğru. İşaretledik. Sıradaki soruya geçiyoruz. Bu cümledeki 6 çizili bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sormuş. Hemen okuyorum. Tanzimat 1. dönem şiirinde aruz ölçüsü devam etmiş. Evet doğru. 1. dönem şiirinde aruz ölçüsü kullanmaya devam edilmiştir. Şöyle yanlarında artımızı bırakalım. O şekilde devam edelim. Beyit nazım birimi kullanmıştır. Evet o dönemde yine beyitler kullanılmıştır. Bu da doğru bir bilgi. Hak, hürriyet gibi temalar işlenmiştir. Özellikle Namık Kemal tarafından unutma. Bu da doğru. Batılı nazım biçimleriyle şiir oluşturulmuştur. Bak şimdi Hürriyet gazetesini hatırla. Hürriyet gazetesi Tanzimat'ın 1. döneminde Namık Kemal tarafından yazılmıştır. Evet içeriği yenidir. İçerinde hürriyet vardır, vatan vardır. E, bu tür kavramları, temaları görürüz ama şekil olarak divan edebiyatının devamıdır. Bak kastedir. ismi ne? hürriyet kastesi. Yani biçim olarak eskisinin devamıdır ama içerikte yenilikler yapılmıştır. Dolayısıyla batılı nazım biçimleriyle şiir oluşturmuştur Kısmı yanlış. Batılı nazım biçimleri Servet-i Fünun döneminde kullanılmaya başlanacaktır. Yani 5'teki bilgi yanlış. Bak elim E'ye gidiyordu. Şıklar yine yer değiştirmiş. Nerede? A'da. Yani diyor ki soru. Dikkatli olmaya devam et. Bu sorumuz oldukça uzun, değişik ama gerçekten çok güzel, eleyici bir soru. Hemen okumaya başlıyorum. Teoman, Pelin, Mete ve Asya adlı kişiler okuma atölyesi etkinliğine katılmıştır. Tamam. Bu etkinlik kapsamında herkese beğendiği bir kitap verilecek ve onlardan bu eserle ilgili bir sunum yapması istenecektir. Beğenilen kitapların sunumunun daha nitelikli olacağı düşünülmüştür. Bu etkinliğe katılan öğrencilerle ilgili bilgiler şunlardır. Şimdi öğrencilerin bilgisini verecek ve diyecek ki bu bilgiye uygun, onun sevebileceği bir kitabı ver ki her şey yolunda olsun. Bakalım Teoman neyi seviyormuş? Realist etkilerle Oluşmuş, sanatlı ve ağır bir üslubun öne çıktığı romanları okumayı istemektedir. Bu Serveti Fu'nun dönemini ve Tanzimat'ın ikinci döneminin sonlarına doğru yazılan romanları aslında kastediyor. Dolayısıyla notumuzu aldık, devam ediyoruz. Pelin halkı ve halkın sorunlarını ele alan şiirleri okumayı tercih etmektedir. Yani toplumcu gerçekçi şiirleri sevmektedir. Mete modern anlatı teknikleriyle örülmüş ve karmaşık bir kurguya sahip romanları okumaktan keyif almaktadır. Bu da postmodernist romanları sevecektir. Bu sonuca ulaştık. Asya edebi metinleri değil de kişisel yaşamı konu edinen öğretici metinleri okumayı sevmektedir. Yani roman hikaye vermeyeceğiz. Ona başka bir tür böyle kişisel bir hayatı konu alan öğretim metin vermemiz gerekiyormuş. Şimdi eşleştirme yapalım. Eşleştirme doğru yaparsak o zaman bu sonuç çok güzel olacak. Her gün sevdiği kitabı okuyacak. Dolayısıyla değerlendirmeyi de mükemmel bir şekilde yapacak. Hemen A'ya baktım. Teoman'a Yerdemir bakır romanını vermişiz. Bu toplumcu gerçekçi bir eserdir. Yaşar Kemal'indir ve dili de sade anlaşılırdır. Ama o sanatlı ve ağır bir üslubun öne çıktığı romanları seviyor. Olur mu? Baştan eledik. B'ye geçtik. Yağmur beklerken Teoman'a verilmiş. O da Tarık Buran'ın bir eseridir. E Tarık Buran'ın dili süslü, sanatlı, ağır mıdır? Hayır değildir. Bunu da bir kere eledik çünkü bu temana uygun bir eser değil. Daha çok az önce de söyledim Servet Fon'un döneminde yazılmış, Tanzimat'ın böyle sonlarına doğru yazılmış bir romanı vermek uygun olacaktır. C'ye geçiyoruz. Aşkı Memnun. Bak Servet Funu'nun en önemli romanlarından bir tanesidir değil mi? Yani Halit ise uşaklı gelindir. Dili ağırdır, sanatlı bir üslubu vardır. Artı bıraktık. Pelin'e memleketinden insan manzaralarını verdik. O da daha çok toplumcu gerçekçi şiirleri, eserleri okumayı seviyordu. E, tamam Nazım eseridir. Verdik. Devam ediyoruz. Benim adım kırmızı. Mete'ye bunu vereceğiz. Benim adım kırmızı Orhan Pamuk'dur. Orhan Pamuk da postmodernist yazarlardan bir tanesidir. Bu eser de böyle. O zaman doğru bir eşleştirme yaptık. Doğru eseri verdik. Vatan yolunda Unutmam. bu eserde Yakup Kadir Karosmanoğlu'nun milli mücadele yıllarını anlatan bir an eseridir. Yani kişisel hayatı konu alan metin türlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz anı hatıra. E dolayısıyla artı verdik. Buradaki her şey mükemmel oldu. Bu eserleri bu öğrencilere verirsek sonuç harika olacak. Dönüt harika olacak. Tamam. Aslında cevabımız kendi belli etti ama diğerlerine de bakacağım. Çünkü amacımız aynı zamanda bu sorular üzerinden bilgilerimizi pekiştirmek, yeni şeyler öğrenmek. Hemen diye baktım. Teoman tutunamayanlar. Ya tutunamayanlar bir kere Oğuz Atay biliyorsunuz postmodernizmin edebiyatımızdaki en güzel romanlarından, eserlerinden, örneklerinden bir tanesidir. E o zaman olmaz ki Teoman bunu sevmiyor. O realizmi seviyor. O süslü sanatlı bir dili seviyor. Eledik, baştan eledik. Geliyoruz E. Eylül. Teoman'a Eylül verdik. Eylül de tamam Servet bunun döneminde yazmıştır. Süslü, sanatlı, ağır bir dili vardır. Uygun mudur? Bence uygundur. Devam ediyoruz. Dağlar ve rüzgar. Sabahattin Ali'nin şiirdir. Sabahattin Ali toplumcu gerçekçi bir daha çok tabi roman ve öykülerine çıkar ama öyle bir sanatçıdır. Hadi buna da tamam dedik artıyı verdik. Sevgili Arsız Ölüm Latife Tekin'indir. ve o da postmodernist yazarlardan bir tanesi. Bu eser de roman da çok önemli çok bilindik bir romandır eserdir. Hadi buna da tamam dedik. Geriye Eşref Saat kaldı. Unutma Eşref Saat edebiyatımızda önemli sohbet örneklerinden bir tanesidir. Şevket Rado tarafından yazılmıştır. Bak sohbet türünden bahsediyorum. Yani kişisel hayatı konu alan bir metin değildir. Gazete çevresinde oluşan bir metin türüdür. O zaman bu elendi, eksiği verdik. Bunu da geçtik. Gördüğünüz gibi CK C'ye göre hareket edersek dediğim gibi mükemmel eşleştirmeyi yapmış olacağız. Cevabımız C. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şekli bir sorumuz var. Bir edebi akım sorusu ve AYT edebiyatta sizler de çok iyi biliyorsunuz ki ÖSM çok seviyor ve her sene sormaya gayret ediyor. Yani dikkatlice dinliyorsun. Hemen okuyorum. Namık Kemal, İntiba ve Celalettin Harzemşa eserlerin ön sözünde Victor Hugo gibi nokta nokta anlatır ve över diyor. Şimdi Victor Hugo hangi akımda hemen aklımıza geliyor? O hangi akımda eserlerin ön sözünde o akımdan bahsediyor? Ya da Namık Kemal hangi akımda? Çok tanıdık geliyor değil. Değil mi? Romantizmi. Yani şuraya şöyle kısaca romantizmi diye ekleyelim. Devam ediyorum. Abdülhakamit Tahran tiyatronun bir kısmını Macere, Aş, içli Kız, Sabrı Sebat, Ahmet Mithat Efendi romanlarını, Hasan Mella, Hüseyin Fella henüz 17 yaşında, Recaizade Mahmut Ekrem şiirlerini, Name Seher, Yadigarı Şebap, Zemzeme, Nijat Ekrem bu akımın etkisine kalarak yazdılar. Şimdi bu sanatçılar biliyorsunuz hangi akımda ön plana çıkıyor birazcık yine aklımıza bir şeyler geldi. Devam ediyorum. Halit Ziya Uşaklıgil, Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karaosman oğlu başlangıçta bu akımdan etkilendiler. Daha sonra da nokta 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 benimsediler. Bir kere unutma Halit Ziya, Halide Edip, Yakup Kadri. Onlar Bunlar da realisttir. Yani buraya realizm gelmeli. Yani romantizmi ve realizmi şeklinde bakıyorum. Nerede? D şıkkında işaretledik. Doğru cevabımız D. Bu edebiyat denememizin sonuna geldik. Umarım sorular size çok şey katmıştır. Umarım bilgilerimizi de aynı zamanda bu çözümlerle iyice pekiştirmişizdir. Bir sonraki denemede tekrar görüşeceğiz. Denememizin sosyal sorularına tarih sorularıyla başlıyoruz. Bu sorumuzda demiş ki buna göre Nil'in çalışmasında aşağıdaki uygarlıklardan hangisine ait bilgilere yer verdiği söylenemez. Nil bir çalışma yapmış. Nil kızımız ne yapmış? İlk çağ uygarlıklarının dünya ortak mirasına katkılar hakkında araştırma yapmış ve bu çalışmasında çivi yazısının icat edilmesi, güneş takviminin hazırlanması, alfabenin oluşturulması, paranın ticaret hayatında görülmesi bilgilerine ulaşmış. Bizden de şunu istiyor aslında. Diyor ki buradaki bilgileri aşağıdaki seçeneklerle eşleştir. Hangisiyle ilgili bilgi yoktur diyor. Bir eşleşme sorusu işte. Bakalım çiviyasını icat eden kimdir? Hemen şöyle eşleştirelim. Sümerlerdir. Çiviyası. E güneş takvimi? Güneş takvimi Mısır'dır. Hemen bunu da eşleştir. Demek ki onunla ilgili bilgi de var. Alfabe. Bugünkü kullandığımız Latin alfabesinin temelidir. Hatta de ortaya çıkmıştır alfabe yazısı. Bu da var. Paranın ticaret hayatında görülmesi. Para kim buluyordu? Lidyalılar. O yüzden bunu da ne dışarıda kaldı? C seçeneği yani hititler dışarıda kaldı. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu sorumuzda demiş ki buna göre köktürkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamayanı bulacağız metin var. Metinde ne diyor? Çinlilere göre köktürkler uzak kuzeyde Orhun ve Selenge yanında yaşar. Sürülerini otlatarak bir yerden başka bir yere göçer. Keçe çadırlarda oturur ve kahramanlık hayatına bayılırlardı. Şimdi bu metne göre biz neyi çıkartamayız? Bakalım. Dokumacılık alanında ileri gittiklerine. Şimdi burada bir dur. Bu tür sorularda, böyle metinli sorularda neyi çıkartamayız dediğinde aşağıdaki seçeneklerde verilenleri metinde kelime, kelime grubu ya da çağrışım olarak arayacaksın. Ve eşleştireceksin, bağlantı kuracaksın. Şimdi bakalım burada dokumacılıkla ilgili bir bağlantı var mı? Var. Ne var? Keçe çadır var. Keçe çadır varsa dokuma vardır. Geçtik demek ki bu söylenir. B de demiş ki ülke topraklarını Hakan'ın malı saydıklarına. Burada hiç böyle bir ifade yok. Bak sayabilirler önemli değil. Ama sen metne göre soruyu çözeceksin. Metinde ülke hanedanın malıdır. Ülke Hakan'ın malıdır. Ülke toprak ları hakanındır gibi bir ifade ya da bunu çağrıştıracak bir ifade kesinlikle yok. Diğerleri nasıl var bakalım. C'de demiş ki su kenarlarında yaşam alanı oluşturduklarına. Hocam su su kenarı nerede diyeceksin? Hani burada denizden şundan bundan bahsetmiyor. Var arkadaşım. Ne var? Orhun var, Selenge var. Bunlar ırmaktır biliyorsun ve çok ünlü ırmaklardır. Demek ki bunu da çıkartırız. Cesaret ve yiğitliğe önem verdiklerine demiş D seçeneğinde. Bunu nereden çıkartıyorsun? Kahramanlık hikayesinden çıkartıyor. Diyorsun. kahramanlık hayatına bayılırlardı diyor. Bak doğrudan kelimesi var. E, bunu da çıkarttık. E'de de demiş ki hakim hayat tarzlarının göçebelik olduğuna. Ne diyor metinde sürülerini otlatarak bir yerden başka bir yere göçer diyor. Demek ki bunu da çıkartıyorsun. Ne yaptın? Kelimeleri eşleştirdiğinde demek ki sorumuzun doğru cevabı B seçeneği yani B seçeneğindeki ifadeyi metinden çıkartamazsın. Bu sorumuz doğrudan bilgi sorusu. İslam tarihinde diyor, İslam Rönesansı diye tabir edilen dönem aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? Yani neyi yaparsan, neyi yapmak İslam Rönesansıdır? Bakalım ilk dört halifenin seçimle belirlenmesiyle. Geç bunu, niye geç biliyor musun? Bir kere İslam Rönesansı dediğin dönem Abbas dönemindedir. Halifelerin seçilmesiyle, seçimle gelmesiyle ya da seçimle gelmemesiyle ilgisi yoktur. Rönesansı hep kafanda, bilimsel, kültürel bir gelişme olarak almalısın. Unutma. Bu bilgi sana soru çözdürür. Hemen bakalım. Bunu almıyoruz demek ki. Emevilerin Arapçayı resmi dil yapmasını. Arapça aslında tam kültürel ilgilendiriyor. Ama bununla da ilgisi yok. Niye? Abbasiler döneminde bir kere İslam Rönesansı. Emeviler döneminde böyle bir gelişme yok. C'de demiş ki Abbasilerin kültürel alanda ilerlemesiyle. Aa evet. Hemen aklıma ne geliyor? Beytül Hikme geliyor mesela. Beytül Hikme o dönemde kurulmuş en önemli kültür merkezlerindendir, tercüme merkezlerindendir, bilim merkezlerindendir. Demek ki C'yi söyleriz. İslam Rönesansı dediği dönem Abbasi dönemidir zaten. D'de Türklerin Mısır'da devletler kurması demiş. Bu siyasi bir argüman. Bunu söyleyemeyiz. Müslümanların Medine'ye göç etmesi demiş. Böyle bir durum bu çok eskiden olan bir gelişme. Bu da bir sosyal mesele. Dolayısıyla bunu da söyleyemeyiz. Demek ki sorumuzun doğru cevabı İslam Rönesansı dediğimizde Abbasiler, Abbasiler dediğimizde özellikle Beytül Hikmeler aklımıza gelecek ve ulaşacağız. C seçeneğidir. Bu sorumuzda Büyük Selçuklu Devleti'nde Vezir Nizamülmülk'ün Şerefül Ümme ünvanı vererek Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'ne müderris olarak tayin ettiği bilim adamını sormuş. Alimi sormuş. Kimdir bu alim biliyor musun? Gazali'dir. Gazali Nizamiye Medreselerinde baş müderrislik yapmış. Hatta Nizamiye Medreselerinde müderrislik yapan en ünlü alimdir Gazali. Dolayısıyla bu tür sorularda sevgili arkadaşım kesinlikle şunu düşünme hocam ben bu seçeneklerde işte yazan Elvasiti'yi bilmiyorum, İsviza Eşari'yi bilmiyorum, El Hazini'yi bilmiyorum gibi düşünme. Bir kaçını biliyorum şeklinde hani e sen cevabı biliyorsun ya bütün seçenekleri bilmene gerek yok. Cevabı bildiğin zaman tabii ki cevabı işaretleyeceksin. Hepsini bilmen gerekmiyor. Zaten bu tür sorularda seçeneklerden hepsini bilmek değildir mesela. Sana en ünlüsünü soruyor, en önemlisini soruyor. Demek ki C seçeneği. Bu arada şunları hızlıca söyleyeyim ben sana. İsmi Zari, Büyük Selçuklular döneminde yaşamış bir astronomi ve matematik bilgili. El Vahsiti yine aynı dönemde yaşamış bir tasavvuf bilgini. El Hazini yine Büyük Selçuklu Sultan Sencer döneminde yaşamış bir matematik astronomi bilginidir. Ömer Hayyam'ı da zaten genelde herkes bilir, ünlüdür. Celali takvimini yapmış astronomi, matematik bilginidir ama Nizamiye Medresesi'nde ders vermemiştir. Demek ki sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Sorumuzda demiş ki 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Büyük Kaçkun adıyla anılan Anadolu köylüsünün geniş çaplı bir göçe başlaması aşağıdaki çevrelerden hangisinin çıkarmış olduğu isyanların sonucunda gerçekleşmiştir? Bu Büyük Kaçkun 17. yüzyılın ilk çeyreğinde meydana gelmiştir. Anadolu'daki insanlar kendilerini güvende hissetmediklerinden dolayı ya dağlara doğru çekilmişler ya da şehirlere göçmüşlerdir. Köylerini alanlarını terk etmişlerdir. Bunun en önemli sebebi 17 yüzyılın şüphesiz ki en büyük olayı Celalilerin isyanlarıdır. Bak zaten burada Yeniçeriler İstanbul'la ilgili, şehirle ilgili, Anadolu köylüsüyle ilgisi yok. Suhtelerin isyanı daha küçük. Bunlar da daha çok merkezi yerlerde, köylerle ilgisi yok. Ayanlar 18. yüzyılın sonunda etkililer. Onları da buraya bağlayamazsın. Azınlıklar ise 19. yüzyılda isyan ediyorlar. Onu da buraya bağlayamazsın. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Büyük kaçkun duyunca Celali isyanları aklına gelecek Farklı bir soruyla karşı karşıyayız. Güzel bir soru. Ne diyor? Sana doğrudan bilgiyi sormuyor. Biraz düşünmeni istiyor. Analiz yapmanı istiyor. Diyor ki bu konuşmada boş bırakılan yeri aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilemez. Bakalım ne istiyor? Cevabın Fatih Sultan Mehmet olduğu bir bilgi yarışması var. Burada soruda şöyle bir diyalog yaşanmış. Sunucu demiş ki Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı kimdir? Ya 7. Padişahı bilmek zorunda değilsin elbette. Ama ne diyor? İpuçları vereceğim sana diyor. Bu ipuçlarından Fatih dönemiyle ilgili olmayanı bul diyor. Diyor. Aslında soru da bizden şunu istiyor. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Dönemi ilgili değildir diyor. Önce bir soruyu anlamak. Soruyu anladığın zaman cevaba ulaşmak çok kolaydır. Unutma bunu. Bakalım 1451-1481 yılları arasında Osmanlı tahtında kalmıştır. Evet bu Fatih'tir. Bu İkinci Mehmet'tir. İstanbul'u fethetmek için Boğaz'ın kenarında Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştır. Aa dur burada. Anadolu Hisarı. Diğer adıyla nedir? Güzelce Hisarı. Anadolu Hisarı'nı, Güzelce Hisarı'nı yaptıran kimdir? Yıldırım Beyazıt'tır. Fatih bir hisar yaptırmıştır ama bu Anadolu değil Boğaz kesen hisarı yani Rumeli hisarıdır. Demek ki bu Fatih dönemiyle ilgili değil doğru cevabımızda B seçeneği direkt işaretledik. Diğerlerine hızlıca bak Fethin babası anlamına gelen Feth Ebul Feth daha sonraki dönemlerde Kayseri Rum ünvanları ile anılmış. Akşemseddin Molla Gürani Molla Hüsrev gibi büyük bilginlerden dersler almış. Burada özellikle Akşemseddin ünlüdür zaten bilirsin. E Ali Kuşçu Risaletül Muhammediye başlıklı kitabını sunmuş. Ali Kuşçu'nun bir kitap sunduğunu biliyorsun ya. Zaten B de yanlış. Genelde başka bir dönemin ünlü bir ifadesi verildiği için aslında cevaba ulaşmak kolaylaşıyor. Demek ki doğru cevabımız Fatih dönemiyle ilgili olmayan B seçeneğidir. 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı tahtında bulunan padişahlar sorulmuş. Aşağıdakilerden hangisinde bir arada doğru verilmiştir demiş. Şimdi 1. Dünya Savaşı şöyle baktığımızda 1914-1918 mi? 1. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı tahtında 5. Mehmet Reşat var. Son yılında 1917'de 5. Mehmet Reşat'ın ölümüyle tahta kim geçiyor? 6. Mehmet Vahdettin. Bak ikisi de Mehmet. Reşat Vahdettin. Kesinlikle unutma hangi seçenekte verilmiş? Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş.

Bu sorumuzda General Harbert'ı sormuş. General Harbert bak şu isme dikkat. Başkanlığında bir rapor hazırlanıyor. Yakın Doğu'da Hakikatler adlı raporda aşağıdaki milletlerden hangisinin diyor Anadolu'da devlet kuracak çoğunluğa sahip olmadığı ve haksızlığa uğramadığı vurgulanmıştır. Aslında şunu diyor. General Harbert aşağıdaki milletlerden hangisiyle ilgili rapor hazırlamıştır diyor. General Harbert hemen hatırla. Doğu Anadolu'da özellikle bir Ermeni devleti kurulu kurulmayacağı ile ilgili. ABD tarafından görevlendirilen bir generaldir. ABD Başkanı Wilson tarafından görevlendirilen bir generaldir. Ve hazırladığı raporda der ki iddia edildiği gibi Doğu Anadolu'da Ermeniler çoğunlukta değildir. Ve yine iddia edildiği gibi burada Ermenilerin bir devlet kurması pek mümkün değildir. Buradaki Türklere Ermeniler zulmetmekte aksine Türkler Ermenilere karşı bir zulüm vesaire yapmamaktadır der. Yani Türklerin lehine olan bir rapor mu? Hatta bu General Harvard maden bilgiyi verdik verelim. Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk'le de bir görüş yapmış ve davasının haklı olduğunu söylemiştir. Demek ki doğru cevabımız C seçeneği Ermeni topluluğu olacak, kesinlikle unutma. rumlarla ilgili sorularda genelde amiral Bristol raporu sorulur. Ermenilerle ilgili de General Harvard raporu sunulur. Bu ikisini iyi öğren, ondan sonra hiç korkma. Görsel bir soru var karşımızda. Diyor ki buna göre ilgili gazetede aşağıdakilerden hangi gelişmenin Türkiye'deki etkileri haber olarak yapılmış? Şimdi gazete haberine bakalım. Ne diyor? 28 Aralık 1943 tarihli bir gazete görseli. Ekmek işinde karne tatbik edilecek. Ekmek karne. Aklına ne geliyor? Şimdi bir şey gelmiyor hocam diyeceksin. Bak bak şöyle bir düşün. Ne gelecek aklımıza? Kara Perşembe'nin etkisi midir bu? Hayır. Kore Savaşı'nın etkisi midir? Hayır. 1943 diyor bir kere burada biraz tarihle çağrışım yapsın. Kore Savaşı 1951. Hatay sorunu 1939. Hatay sorununda bir ekmek karnesi falan uygulanmadı. Demek ki burada çok ciddi bir sorun var ki ekmek gibi temel bir ihtiyaç bile karneye bağlanıyor. Bunları söyleyemeyiz. Nüfus mübadelesi. O da 1930'da bitti. O zaman da bu, bu şekilde sıkıntı yok. Ama 1940'lı yıllarda ne var? 1939-1945 dünyayı kasıp kavuran 2. Dünya Savaşı var ki sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bak büyük bir olay. Temel el ihtiyaçlar bile karneye bağlanmış demek ki doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu sorumuzda Mustafa Kemal'in bir sözü verilmiş. Demiş ki Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? Söze bakalım ve cevaba ulaşalım. Ne diyor sözde Mustafa Kemal? En mühim ve feizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bu milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Yani mutlaka eğitim işlerini düzenlememiz, mutlaka eğitimde başarıya ulaşmak lazım diyor. Aslında bu soruda şöyle seçeneklere baktığında sana gizli bir kronoloji soruyor. Aşağıdakilerden hepsi genel olarak kültür ve eğitim hayatıyla ilgilidir. Ama gizli kronoloji dedim ya hangisi önce onu soruyor. Bakalım yeni Türk harflerinin kabulü 1928'de. Eğitimde birliğin sağlanması aa dur bakalım 1924. Yani tevhidi tedrisat yasası. Eğitimde başarı için temel yasalardan biridir. Ama bu mu bakalım? Millet mekteplerinin kurulması 1928'dir. Millet Biliyorsun, Yeni Türk harflerinin kabulünün devamı niteliğinde bir inkılaptır. Çünkü Yeni Türk harflerini öğretmek için yapılmıştır. E üniversite reformu 1933, Türk Dil Kurumu 1932, Süre olarak baktığında diyeceksin kocam ben bunların hepsini ezberleyecek miyim? Ezberlemene gerek yok. Ama genel olarak öncelik sonralık sırasını zaten bilirsin. Diyelim ki bilmiyorsun. Burada unutma eğitimde en temel kanun nedir? Eğitim öğretimin birleştirilmesi yani tevhidi tedrisattır. Diğer bütün gelişmeler aslında bu tevhidi tedrisat kapsamında eğitim öğretimin düzenlenmesidir. Yani doğru cevabımız B seçeneği eğitimin birliğin sağlanması olacak. Bu denememizdeki tarih sorularımız bitti. Ben inanıyorum ki sen hepsini doğru bir şekilde yapacaksın. Coğrafya sorularıyla tekrar başlıyoruz. Bu soru da bana tropikal siklonların yaşanma sıklığı daha fazla olan yeri sor. Şimdi bu tropikal fırtınalar özellikle nerede olur acaba öğretmenim? Bak dikkat. Özellikle şöyle alanlarda görülecek. Böyle bir numara karasal bir yer atıyorum. Hemen yan tarafı okyanus ise böyle doğu batı yönde okyanus karanın olduğu yerlerde çok olmuyor. Tropikal siklonlar daha çok şöyle alanlarda görülüyor. Orta kuşakta burası kara, burası denizse yani kuzeyinde ya da güneyinde deniz kara yaşanmış ise olayı görülüyor ise oralarda en fazladır. Peki hemen bakıyorum burası tropikal bölge. Burada bu alanlarda çok fazla görülmez. Ama hemen onun yanına bakıyorum orta kuşakta kuzeyde kocaman bir kara var güneyde okyanus. Ya da bir numaranın olduğu yerde kuzeyde kocaman bir kara var güneyde okyanus. İşte böyle kuzey güney yönlü kara okyanus olduğu an oralarda basınç farkı daha fazla oluyor. Basınç farkından dolayı Olaylar olaylar. Çok büyük fırtınalar ya da çok büyük tropikal siklonlar oralarda yaşanabiliyor. O yüzdendir ki bana böyle soruları sorduğu zaman hemen iki yer gözüme çarpsın. Birisi Muson Asyası yani üçün olduğu yer. Birisi de Amerika'nın doğusu değil mi? Yani bir numarayla gösterilen yer tropikal siklonların en fazla yaşandığı yerlerdir. Haliyle sorunun doğru yanıtı 1 ve 3 yani B seçeneği olur. Bu soruda bana demiş ki buna göre aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi bir bölgede değişime en az etki eder demiş. Şimdi değişime etki etmesi, değişmesi başka şeylerle, yeni şeylerle mümkün olabilir, değil mi? İnsanların sonradan yaptığı şeyler bir şeyleri değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Senin kendi evini düşün. Sen Anadolu insanısın. Hiç fark etmez. Yani yurdum insanısın. Genel olarak dedesi ya da onun dedesi bir şekilde tarımla ilgilenmiş insanlarız bizler. E bu insanlar bankaya girip müdür olup işte finansla ilgilenirse hayatları değişir mi? Değişir. Bu insanlar maden açıp de maden çıkarmaya başlarsa hayatları değişir mi? Değişir. Turizm faaliyetleriyle, sanayi faaliyetleriyle bizim yaşantılarımız çok değişmiş. Gerçekten değil mi? Böyle dedenin de biraz daha köyde hayvanı var, tarlası var, bağ var, bahçesi varken baban fabrika açmış, maden açmış falan filan. Hayatımız, hayatları değişmiş bunların. Ama tarımsal faaliyetlerle çok da değişememiş. Çünkü zaten dedemiz de öyle yapıyordu değil mi? Yani değişme için yeni şeyler, dedemin yapmadığı şeyler yapmalıyım. E dedem genel olarak tarım yapıyor. E dolayısıyla dedemin yaptığı şey benim hayatımı çok da fazla değiştirmez. Diğerleri daha fazla para kazandırırken tarım daha az para kazandırır. O yüzden değişime katkısı en az olan bunlar için arasında hangisidir? Tarımsal faaliyetler. Yani sorunun doğru yanıtı E seçeneği. Bu soruda bana bir parça vermiş. Demiş ki Türkiye Cumhuriyeti'nde madenlere olan ihtiyaç gün geçtikçe daha da artmaktadır diyor. Bunun temel nedeni nedir diye soruyor bana. Şimdi madenlere gün geçtikçe niye daha fazla ihtiyaç duyuyorum ben? Ben bu madenleri yerin altındaki o taşları çıkıp da al sana al sana diye birbirini atmıyorum ki değil mi? Ben bu madenleri nerede kullanıyorum? Ham madde olarak kullanıyorum. Otomobil sanayinde kullanıyorum. Trende kullanıyorum. Tokada kullanıyorum. Gözlükte kullanıyorum. E gün geçtikçe yeni yeni şeyler çıkıyor. Cep telefon diye bir şey çıktı ayol. Yeni çıkmış ben geçen gördüm değil mi? E gün geçtikçe yeni şeyler ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. E bunları nereden temin edeceğim ben? Yerin altındaki madenlerden bunların ham maddesini sağlayacağım. O yüzden madenlere olan bu talebin artmasının ana nedeni her zaman sanayi faaliyetlerinin gelişmesi olmalı. Bu hangi seçenekte karşıma gelmiş? Tarıma ham madde sağlaması diyor. Bak kafan karışmasın. Tarıma değil. Hayır. Maden cevherinin deniz aşırı ülkelere gitmesi. yok Alternatif enerji kaynakları yok. Sanayi üretiminin sürekli olarak artış göstermesi, değil mi? Sanayi arttıkça diyor ki fabrikadaki aşağıdan çıkarın, daha çok çıkarın, daha çok getirin diyor. O yüzden sorumun doğru yanıtı D seçeneği olmalı. Bu soruda gelişmişlik seviyelerine göre küresel büyüme oranları verilmiş. Bak mavi ile gösterilen dünya. Dünya ortalaması buymuş. Siyahla gösterilen gelişmiş ülkeler yani kim olabilir mesela Kanada. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Fransa gibi ülkeler daha az büyümüş. Kırmızıyla gösterilense gelişmekte olanlar. Gelişmekte olanlar. Yani işte kim atıyorum Somali Somali çok da böyle olduğunu sanmıyorum ama <laughs> gelişmekte olan biraz daha geri kalmış olan ülkeler kırmızıyla gösterilmiş. Diyor ki gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranları dünya ortalamasının üzerinde olmasına karşın mevcut büyüme oranlarıyla gelişmiş olan ülkeleri yakalayamamaları hangisiyle ilgili? Şimdi şöyle düşünün adam daha çok gelişmiş değil mi? Adam gelişmekte olan adam daha fazla %5 büyüyor, %10 büyüyor. Gelişmiş adam %1 büyüyor ama gene de gelişmekte olan bir türlü onu yakalayamıyor. Ne ile alakalı bir şey? Şunla alakalı bir şey. Şimdi birine harçlık vereceğiz senle beraber. Sen de vereceksin. Bak cimrilik yapma sen de vereceksin ben de vereceğim. Sen diyorsun ki ben cebimdeki paranın yüzde ellisiyle birine harçlık vereceğim. Şurada üniversite öğrencisine harçlık vereceğim. Senin cebindeki para kaç lira? Yüz lira. Yarısıyla yani yüzde ellisiyle harçlık versen kaç lira vermiş olursun? Yüz liranın yüzde ellisi elli lira. Elli lira. Ben de diyorum ki ben de yüzde onuyla harçlık vereyim. Peki bende ne kadar var? Bende var. Üç milyar sen yedi yüz elli milyon sen yedi yüz elli milyar sen ne yap? Ben de bir bir sürü para var. Ben yüzde onunu versem öğrenci öhü değil mi? Burada da aynı mantık var. Şimdi gelişmekte olan ülke ekonomisi bu kadar bir kova olsun. Bunun içine yarısı su doluydu mesela. Su koymuş olalım. Diyorum ki yarı daha büyüdüm. Yüzde daha büyüdüm. Bu suyun yüzde daha katsam anda bu kadar olur. Yani atıyorum içinde 5 litre vardı. Yarı daha büyüdü. iki buçuk daha ekledim buna. Bak ne kadar büyüdü? Beşken iki buçuk büyüdü. Yani yüzde elli büyüdü. Öbür tarafta ise gelişmiş ülke var. Gelişmiş ülke zaten içinde var yüz litre su. Yüz litre su var. Diyorum ki yüzde bir büyü. 1 litre daha koyuyorum buraya. Oluyor 100, 101 litre değil mi? Şimdi buna rağmen adam yüzde %50 büyümesine rağmen, öbürü %1 olmasına rağmen bir türlü gelişmiş olanı yakala, yağmıyor. Çünkü adamın zaten potansiyeli çok az. E bakalım hemen. Kentsel nüfus oranlarının az olmasıyla alakası yok. Ekonomik hacimlerinin nispeten küçük olması. Hmm değil mi? Cebindeki senin cebindeki para az olduğu için yarısını vermene rağmen yine de bir işe yaramıyor idi. O zaman benim aradığım cevap tam olarak bu aslında diğerleri çok fazla olmayacağı için soruyu doğru yanıtı B seçeneği. Soru da bana bazı limanlar verilmiş ve diyor ki gelecekte diyor daha fazla ticarete konu olacaktır diyor. Hmm, yani benden şu anda çok büyük olanları değil de çok hızlı bir şekilde büyüyenleri soruyor aslında bana değil mi? Hangisi daha fazla büyüyecek? Hangisi yakında tüm limanlardan daha önemli hale gelecek? Onu sormuş bana. E şu anda dünyanın en hızlı büyüyen, dünyayı neredeyse kasıp kavuran, sürekli yerini önlere doğru taşıyan ekonomisi Çin ekonomisi, değil mi? O yüzden eyvallah şu anı sorsa, günümüzü sorsa bunlar arasında en önemlisi bir derim. Ya da biraz daha eskiyi sorsa en önemlisi 3 derim ama geleceği sorar eğer en önemli kesinlikle Çin ekonomisi, Çin limanları olacak. Neredeyse şu anda dünyada sanayi hep oradan besleniyor, hep oradan besleniyor değil mi? O yüzden bana gelecekte daha fazla öneme sahip olanı sorduğu için cevap Çin yani 5 numara yani E seçeneği olmalı. Bu soruda bana karbondan bahsetmiş. Diyor ki atmosferdeki karbon oranının değişmesiyle ortaya çıkabilecek sorunlar arasında yer almaz. Karbon, dioksit, karbon, monoksit, kloro, floro, karbonlar bunlar hep küresel ısınmayı ya da iklim değişikliklerini tetikleyen gazlar. Peki öğretmenim bunlar artarsa azalırsa buzul alanları azalır mı? Evet karbondioksit küresel ısınmaya neden oluyor değil mi? Buzulları azaltır. Doğru. Karalar epinolojenezle alçalır demiş. Hmm, bu bir dursun. Bir, bir, bir bekleyelim burada. Farklı ekosistem ekosistemlerin değişmeye uğraması doğru. Ekosistemler küresel ısınmayla beraber değişime uğrarlar. Atıyorum bataklık kurur, orman alanı cılızlaşır ya da bir yerde çok yağış olur birden birdenbire yeşerir gibi durumlar yaşanabilir iklim değişimiyle. Ani iklim değişimlerinin yaşanması olur. Dünya ortalama sıcaklığının artması olur. Bunlar karbon, atmosferdeki karbon oranının artmasıyla yaşayabilecekleri. Ama epirojenezle bir yerin alçalması, yükselmesi nasıl mümkündür? Bak anında burada magma var. Kapalı bir kap olarak düşün. Üstünde ise üzer halde şu an üzerinde bulunduğumuz kabuklar. Bunlar denizin altında da olabilen kabuklar sadece üzerinde yaşadıklarımız değil dünyanın kabuğu. Bunlar bir sürü parçacıktan oluşuyor. Böyle tek yekpare bir kabuk değil bu. Kırıklardan hani böyle kırık camları böyle birleştirip de top halinde falan küreler yapıyor. Onun gibi düşün. E bunlar bir sürü parçacıktan oluşuyor ama sabit durmuyor. Çünkü alt taraftaki magma henüz soğumamış. Katılaşmamış. Sıvı makarnanın suyu gibi alt tarafta sürekli fokur fokur kaynıyor. Kız bu kaynadıkça aha da bunlar bazen yükseliyor, bazen alçalıyor. İşte biz bu olayı epirojenez diyoruz. Toptan yükselme ya da alçal Alma olayıdır epirojeniz. Peki bunu anlatırken hiç atmosfer dedim mi? Demedim. İklim dedim mi? Küresel ısınma öyle bir şey dedim mi? Demedim öğretmenim. Bu yerin içiyle yani jeolojik yapı ile alakalı bir durumdur epirojeniz. Epirojenizi küresel ısınma, küresel soğumayla izah etmek yani çok dolaylı olarak olabilir ama doğrudan mümkün değildir. O yüzden sorumun doğru yanıtı B seçeneği olmalı dedik ve bir coğrafya sorularının daha sonuna geldik. Bir sonrakine bekliyorum.